İletişimin yeni yüzü, globalleşen dünyanın sarsılmaz devleri. Sosyal medyanın yarattığı bu yeni, büyülü diyarda herkes kendine bir parça da olsa ilham bulabilecektir. Herkese merhabalar. Sizi oldukça saçma sapan ve farklı bir açılışla karşıladığımı biliyorum. Aslında efendi gibi bir açılış yapmayı planlamıştım. Ama sonra sahte özlü söz yazma fikri aklıma geldikten sonra videoya hiç ciddiyetle yaklaşamadım. O yüzden de açılışın parodi haline gelmesini durduramadım. Biraz Siren makyajının parodisi gibi oldu siz de fark ettiyseniz. Şu an beni mavi yüz boyasıyla gözüme eyeliner yaparken görüyorsunuz. Eyelinerimin ucunu Twitter kuşunun kanatları şeklinde şekillendiriyorum. Bu video bir challenge olduğu için bu videoda ürünlerin kullanılabilirliğine, bulunabilirliğine ve çeşitliliğine hiç dikkat etmedim. Sadece bir oturuşta bütün tasarımları yapmaya uğraştım. Ece böyle fikirler aklına nereden geliyor derseniz onu da videonun içinde ufak ufak konuşacağız ama şimdi makyaja dönelim. Çok sade bir maskara sürüp beyaz göz kalemi uyguladıktan sonra diğer gözümü de bitirip dudaklara geçiyorum. Dudaklar için mavi bir ruj kullandım. Bu mavi rujun içine beyaz yüz boyası uygulayarak dudaklarda ombre efekti yaratacağım. Kullandığım ürünlerin listesini açıklama kutucuğunda bulabilirsiniz. Twitter makyajımız böyleydi. Geldik Snapchat'e. Şu an masanın üzerine çiziyorum gibi görünebilir ama aslında orada yapışık bir bant var. Minik bir Snapchat hayaleti çiziyorum. Sonra bunu makas yardımıyla keseceğim ve bunu makyajda kullanacağız. Far bazı kullanarak gözlerimi makyajda hazırlayacağım. Bazım kuruduktan sonra da kestiğim küçük Snapchat hayaletini gözümün beğendiğim bir kısmına yapıştıracağım. Ardından orta yoğunlukta bir fırçayla mat sarı bir farı tüm göz kapağıma uyguluyorum. Hatta biraz kaş kemiğime doğru da çıkarıyorum. Daha sonra bandı çıkaracağım ve bandın içini beyaz yüz boyasıyla dolduracağım. Bu arada ben de size bu fikir nereden aklıma geldi onu söyleyeyim. Fun to Draw diye bir çizim kanalını takip ediyorum. Böyle değişik değişik challenge'lar yapıyor. Sosyal medya ikonlarından elbise tasarlamak da mesela o challenge'lardan bir tanesiydi. Ben de onun üzerine ilham alıp böyle bir video yapmak istedim. Gerçi diğer sosyal medya hesaplarında da sürekli sosyal medya ikonlarını çeşitli şekillerde yorumluyorlar. Çok yaygın bir şey. Ama Fun to Draw'u mutlaka ziyaret etmenizi isterim. Çünkü Avengers karakterlerini deniz kızı şeklinde çizmek gibi garip challenge'ları da oluyor. Bayağı hoş bir kanal. İnce bir eyeliner yardımıyla Snapchat hayaletinin etrafından geçtim. Gözümün içine beyaz göz kalemi uyguladım. Ve rimel sürüp göz makyajımı bitiriyorum. Diğer gözümü yaptıktan sonra birlikte dudaklara geçeceğiz. Dudaklarımı bir kapatıcı yardımıyla kapatıyorum. Ardından üzerine hafif hareketlerle altın rengi ışıltıları olan bir ruj süreceğim. Burada dudakları aşırı derecede sade bırakacağım. Çünkü Snapchat ikonunun bir hayalet olduğunu unutmuyorum. Ve biraz hayalet gibi görünmek istiyorum. Şimdi sıra YouTube'da benim şahsi favorim. YouTube için biraz daha farklı bir şey düşündüm. O yüzden göz makyajını çok sade tutacağız ve lip art yapacağız. Burada gözlerimin iç kısmına, beyaz dış kısmına kırmızı yüz boyası uygulayarak ombre eyeliner yapıyorum. Sonra hızlıca dudaklara geçiyorum. Bu arada bu videonun çekimleri tam 6 saat sürdü. Çekimler sırasında 4 kere bateri değiştirdim. 3 kere de hafıza kartı boşalttım. Allah'tan bir tane yedek baterim var. Değişimli olarak kullanabildim. Makyaja geri dönecek olursam dudaklarıma bildiğimiz kırmızı ruju uyguluyorum. Herhangi bir sabitlenen ruj değil, kremsi ruj. Çünkü sabitlenen rujlar dudaklarda birazcık daha kuruma yaptığından dudak çatlaklarını daha belirgin hale getiriyor. Bu da benim daha sonra üzerine yapacağım lip artı kusurlu bir görünüme sürükleyecekti. Öncelikle beyaz yüz boyası yardımıyla dudağımın ortasına çizeceğim yuvarlağın sınırlarını belirliyorum. Sonra makyaj temizleyici ve kulak çubuğu yardımıyla ortadaki ruju çıkaracağım. Çünkü yağ bazlı olduğu için su bazlı olan yüz boyasının buraya yapışmasını biraz önleyecek. Ben de onu istemiyorum. Ardından pür dikkat yuvarlağın içini doldurmaya başlayacağım. Çünkü dudak makyajı yaparken özellikle böyle desenler falan yaparken ağırdan almak en iyisi. Çünkü ilk seferde güzel yapmak sonradan düzeltmeye göre çok daha kolay ilginç bir şekilde. Butonun hangi açıdan kamerada düzgün görüneceğini kestirdikten sonra butonu çizmeye başlıyorum. Burada da yine aynı kurallar geçerli. Sabır sabır sabır. Uygulama yaparken sık sık dudaklarımı kapatıp çizgilerin simetrik olup olmadığını kontrol ediyorum. Aksi halde simetriyi kestirmek çok zor oluyor. Ve son dokunuşları yaptıktan sonra YouTube tasarımım hazır.
Sıra geldi kabusum WhatsApp'a. Neden kabusum derseniz, çünkü tam 3 kere silip yeniden yaptım ve yine de rezalet oldu. Üstelik hem makyajla çok inatlaştım, hem de videonun renk dengesini sağlamak için bir tane de yeşil ikona ihtiyaç duyduğum için beğenmesem bile videoyu eklemek zorunda kaldım. O yüzden gözlerinizin alacağı geçici hasardan ötürü şimdiden çok ama çok özür diliyorum sizden. Tüm göz kapağıma mat yeşil far uyguladım. Göz kapağımın dışına da birazcık daha koyu renk bir far uyguladım. Sonra beyaz yüz boyasıyla göz kapağımın alt hizasını boyuyorum. Sonra bunu aynı WhatsApp'ın baloncuğunun çubuğu gibi gözümün köşesinde üçgen haline getiriyorum. Tahmin ettiğiniz gibi baloncuk da göz kapağımın üstü olacak. O yüzden beyaz yüz boyasıyla göz kapağımın üzerine baloncuk çiziyorum. Tam böyle katlanma bölgesinden başlıyorum. Yalnız eğer gözleriniz benim gibi çukursa katlanma bölgesinde sabitlenen hiçbir ürünün işe yaramadığını söyleyebilirim. Sabitlenen demek doğru olmadı daha doğrusu. Esnek olmayan hiçbir ürünün işe yaramadığını söyleyebilirim. Çünkü likit eyeliner da su bazlı yüz boyası da bende bu bölgede çatlama yaptı. Çok hareketli olduğu ve çukur olduğu için. İki gözümü de WhatsApp baloncuğuna dönüştürdüm. Gözlerimin ortasına minik bir telefon simgesi çizip. Sonra da WhatsApp'ın bildirim rengi olan kırmızıyı yansıtması için dudaklarımı kırmızıya boyadım. Dudağımın köşesine bir de minik bir yapmaya karar verdim. Hani gelen mesaj sayısını gösterir ya. Ama aklıma gelmedi. Kendime göre yaptım. Biri kamerada ters görüneceğini düşünemedim. Makyaj yeterince kötü değilmiş gibi bir de üstüne birim ters oldu. Öyle ya da böyle WhatsApp'ı atladım. Sıra geldi Instagram'a. Sadece Instagram'da logoyu çizmemeye karar verdim. Çünkü Instagram logosunda zaten çok fazla renk var. Yani o beyazla fotoğraf makinesi görünümünü çizmeme gerek yok diye düşündüm. O yüzden en normal makyaja yakın olan Instagram makyajı oldu. Instagram logosunda bulunan renkleri sırasıyla göz kapağıma uyguladım. Gözümün altına beyaz bir göz kalemi uyguladım ki renkler kendini daha çok belli edebilsin. Ve sık sık renkleri karıştırdım uygularken. Göz kapağımın alt kısmında da aynı işlemlere devam edeceğim ve bu şekilde 4-5 renkten oluşan bir ombre efekti yaratmış olacağız gözlerimizde. Gözümün altındaki farların fazlasını dağıtıyorum ve gözlerimin içine beyaz göz kalemi uyguluyorum. Ardından saks mavisi bir rimeli üst kirpiklerime, lila rengi bir rimeli de alt kirpiklerime uyguluyorum. Çarçabuk diğer gözümü de yapıyorum ve dudaklara geçiyorum. Biri lila, biri pembe, iki tane likit ruj kullanacağım. Pembeyi dudaklarımın dış kısmına sürüyorum. Lilayı da daha sonra iç kısmına süreceğim ve parmağım yardımıyla hafifçe dağıtacağım. Bunu uyguladıktan sonra pembenin çok pembe olduğuna karar verdim ve aslında biraz daha az parlak bir renk uygulasaydım daha iyi olurdu diye düşündüm. Ama sonra açıkçası değiştirmeye üşendim. Yani o kadar da kötü gelmedi ve bu şekilde bırakmaya karar verdim. Evet, video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. En beğendiğiniz makyajı aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Aranızda YouTuberlar varsa sizi de sosyal medya ikonlarını yorumlamaya davet ediyorum. Çünkü gerçekten yaratıcılık pratiği olarak çok iyi bir deneme oldu. Sosyal medya ikonlarıyla makyajın hiçbir alakası olmadığı için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.